kılınca dilim damağıma, ya gülersen ölmem inşallah, heyecandan öpmem inşallah. Koronavirüsü atlatan Oğuzhan Koç hafta başı Levent'te aracının içinde görüntülendi. Oğuzhan Bey nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Arabadayım ve tek başımayım diye maske takmadım. Ne olur izleyiciler buradan puan kırmasın. Normalde biz sizi yakalamamız gerekirken siz bizi yakaladınız, evinizin önünde. Resmen tam evin köşesine doğru geliyordum, sizi gördüm, dedim ki ne oluyor, kimi bekliyorsunuz? Hangi ünlünün peşindesiniz? Saatler erken biraz dedik bekleyin. Hep siz bizi yakalayacak değilsiniz abi. Koç bir an önce 2021 yılına girmek için dua ettiğini söyledi. Nasılsınız abi? Çok iyiyiz, her şey yolunda. Neler yapıyorsunuz? Artık bu tatsız 2020'nin bitmesini bekliyoruz hep birlikte. Daha sağlıklı, aşıyla dolu bir 2021 için hepimiz dua ediyoruz işte. Ünlü komedyen seve seve aşı olacağım dedi. Aşı olacak mısın? Tabii ki seve seve hem de. İlk fırsatta nerede bulursam. Ben maalesef o aşı olmayın, bize çip takacaklar diyenlerden değilim. Ne takıyorlarsa taksınlar, bu işin kapanması lazım. Seve seve ilk fırsatta bulduğumuz ilk aşıyı olacağız yani. Oğuzhan Koç'un yeni arabası dikkat çekti. Arabada hayırlı olsun diyelim mi, yeni mi araba? Yo yo ya, ben de böyle sık sık değişir yani, öyle hayırlı olsunluk bir durum yok. Çok öyle şey bir şey değil zaten. Daha çok kiralama mı tercih ediyorsunuz, satın mı alıyorsunuz? Genelde ben kiralamacıyım, evet. Öyle çok spor araba, şöyle araba, böyle araba peşinde değilim. Değiştire değiştire biniyoruz yani. Koç, Zeynep Bastık'la yaptığı yeni şarkısını Ocak ayının ilk haftası piyasaya çıkaracağını açıkladı. Vallahi her şey yolunda. Ocağın ilk haftası yeni bir şarkı çıkaracağım. Onun klip montajından geliyorum. Arkadaşlarımın yanından. Az önce Zeynep Bastık'la birlikteydik. Klibin son haline getirdik, birlikte izledik. Harika olmuş dedik. Birbirimizi tebrik ettik, dağılıyoruz. Klipte nasıl bir klip geliyor? Ya aslında benden beklenen gibi bir klip ama şarkı bence böyle uzun zamandır yaptığım en güçlü, en iyi şarkılardan biri oldu. İnşallah dinleyen herkes sever. Oğuzhan Koç, Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayına başlayan dijital platformu için yeni proje görüşmeleri yaptığını belirtti. Yeni bir dijital platform açılıyor biliyorsunuz. Onun toplantılarına gidiyoruz sürekli Acun abilerle birlikte. Belki oralarda da bir sürprizlerimiz olabilir. Onların hazırlığındayız. Böyle biraz daha koşturduğumuz, daha motive bir 2021'e hazırlanıyoruz diyelim. Bu ilk açıldığında olmayacağım ama içinde güzel planlar, projeler var. Bir ucundan mutlaka içinde yer almak istiyoruz yani. Diziye nasıl bakıyorsun peki abi? Dizi olursa kabul eder misin? Her şey mümkün. Biz oyuncuyuz, senaristiz, yazarız, besteciyiz. Her şey mümkün. Elimizden ne geliyorsa. Ünlü komedyen kariyerinin ilk önemli projesi olan Çok Güzel Hareketler, bunların yeni çekilen bölümlerini de ilgiyle takip ettiğini anlattı. Seni nasıl aldatırlar ya? Ben yanlış bir şeyim dedim. Sana ne? Sana ne? Kapı nerede? Özlediniz mi abi? Çok güzel hareketler. Çok özledik. Özlememek mümkün değil. İzliyoruz seve seve. Yılbaşı bölümlerine katılamadım. Ben de bir konserde olduğum için online bir konser veriyordum o akşam. Ama ilk fırsatta tekrar aralarına katılacağım. Online konser demişken nasıl buluyorsunuz? Yılbaşında bir online konser düşünüyor musunuz? Ya ben yapmayacağım ama mesela bizim Berkay yapıyor. Onu mutlaka açacağım, evden izleyeceğim. Zaten hepimiz evimizdeyiz. Çerezimizi, kolamızı alacağız. Böyle sakin, evde mutlu bir yılbaşı geçireceğiz. Bakalım bu sene de böyle olsun, böyle nazarlarla dolu. İnşallah seneye biraz daha özgür, daha sağlıklı, eşimizin, dostumuzun yanında daha kalabalık bir yılbaşı geçiririz. Koç, pandeminin müzik sektörüne büyük bir darbe vurduğuna dikkat çekti. Yılbaşında bildiğimiz kadarıyla sanatçılar da çok fahiş fiyatlar alıyordu. Öyle miydi? Çalışamıyoruz. Ben bilmiyorum kimin abi. Sizi maddi durumla etkiledi mi çalışamamak? Ya biz bir şekilde idare ediyoruz ama sektör çok sıkıntılı durumda. Çünkü bizim iş sadece sahne üzerindeki insanlardan ibaret değil. Yani enstrümanları çalanlar, müzisyenler hariç bizim rodilerimiz, sesçilerimiz, sahnemizi toparlayan insanlar, yani her şeyi geçtim. O konserin çıkışında çekirdek satan, köfte satan adamın bile ekonomisini yarattığı bir şey oluyor. O yüzden konser sadece sahnedeki müzikten, eğlenceden ibaret değil. Herkes çok zor durumda. Biz elimizden geldiği kadar tabii ki yakın çevremize destek olmaya çalışıyoruz ama devletimiz de elinden geleni yapıyor imkan ölçülerinde. Ama keşke tabii daha iyi olabilse her şey. O yüzden daha sağlıklı bir gün dilemekten başka da bir çare kalmıyor çok. Hepimiz o günleri bekliyoruz. Bak hepimiz maskenin şurasını sıkıyoruz sürekli. Ya inşallah şundan kurtulalım bir an önce. Yoksa başka bir çözüm hakikaten yok yani. Oğuzhan Koç'a bazı ünlü şarkıcıların telif, bazılarının ise kira geliriyle geçindiği hatırlatıldı. Bazı şarkıcılar geçimini teliflerden geçiniyor. Bazıları kiralardan, işte ev sahibi. Vallahi ben hiç kira gelirim yok.
siz nereden geçiyorsunuz abi, teliflerden mi? Hiç. Çalışa çalışa abi, yani işte hepimiz, herkes gibi, bütün ülke gibi neredeyse, var olan hazır yiyor, var olmayan başka bir çözüm arıyor. Biz de bir şekilde işte geçiniyoruz diyelim, ne yapalım? Yatırımı daha çok eve yapmadık sanırım. Vallahi yok, benim çok evim de yok, çok arabam yok, çok öyle bir lüks merakım yok. Bu, elde olan bu yani. Bu kadar bir. Aynen öyle. Abi çok teşekkür ederim. Kim var, sen onu söyle bana. Özcan Deniz bekliyor. Özcan Deniz burada. Özcan abiye bizden çok selamlar. Çok görürseniz selam söyleyin. Kolay gelsin.